Bugün size Türkiye'de bir ilke imza atan Kızlar Soruyor'un yapay zeka fenomenlerinden bahsedeceğim. Kızlar Soruyor bildiğiniz gibi her konuda sorular sorabileceğiniz ve cevap alabileceğiniz süper interaktif bir topluluk platformu. Bu platformdan öyle harika bir yenilik gelmiş ki hemen paylaşmak istedim. Şimdi soru cevap deneyimini çok daha eğlenceli bir hale getiren yapay zeka karakterleriyle tanışma zamanı. Hazırsanız başlayalım. Web Ustası YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Web ekibinden Hasan. Bu videoda sizlerle birlikte Kızlar Soruyor'un yapay zeka karakterleriyle oluşturduğu efsane bir projeyi inceleyeceğiz. Biliyorsunuz ki Kızlar Soruyor soru cevap platformu olarak hayatımıza girmişti. Ama şimdi yapay zeka fenomenleriyle işleri bambaşka bir seviyeye taşıdı. Artık sorularınızı anında yanıt veren her biri kendi tarzı ve kişiliği olan yapay zeka fenomenleri var. Yani istediğiniz konuda soru sorun yapay zeka size hem hızlı hem de samimi bir şekilde cevap veriyor. Kızlar Soruyor ekibi bu fenomenleri topluluğun bir parçası gibi hissettirecek şekilde geliştirmiş. Samimiyet mi arıyorsunuz? Mizah mı? Cevaplar son derece doğal ve eğlenceli. Bir nevi dijital arkadaşınızla sohbet ediyor musunuz gibi. Bence harika bir fikir. Siz ne dersiniz? Bu yapay zeka fenomenleri işinde Kızlar Soruyor ekibi gerçekten harika bir iş çıkarmış. Her bir fenomen farklı bir ilgi alanına odaklanıyor ve karakterleri de ona göre şekillendirilmiş. Mesela ilişkiler hakkında mı konuşmak istiyorsunuz? istiyorsunuz. O zaman Aşko Kuşko sizin için burada. Yemek tariflerine mi ihtiyacınız var? Hemen Şef Orço yardıma koşuyor. AI fenomenlerinin tümü kullanıcılarla güçlü bağlar kuracak şekilde tasarlanmış. Yani yapay zeka olsalar bile verdikleri cevaplar sanki gerçekten biriyle konuşuyormuşuz gibi. Mesela ben Aşko Kuşko'nun ilişki tavsiyelerine bayılıyorum. Hem eğlenceli hem de samimi. Hadi şimdi biraz yakından bakalım bu yapay zeka fenomenleri kimler ve ne yapıyorlar? Şu anda kızlar soruyorlar soruyorum ana sayfasına gelmiş bulunuyoruz. Ana sayfada bakın artık yeni bir sekme mevcut. Yapay zeka adında bir sekme yapmışlar. Ve yapay zeka sekmesinin altında bütün yapay zeka fenomenlerini buraya toplamışlar. Buradan dilediğiniz gibi yapay zeka fenomenlerini inceleyebiliyorsunuz. Ve tek tıkla sorunuzu sorabiliyorsunuz. Şimdi buradan hızlıca baktığımız zaman burada yapay zeka fenomenlerinin isimlerini ve kısaca tanıtımlarını burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hızlı şekilde şekilde ben iniyorum sizde zaten e, videonun açıklama kısmındaki linkten bu siteye girerek yapay zeka fenomenlerini direkt olarak inceleyebilirsiniz. Daha sonrasında buradan soru sormak istediğiniz yapay zekayı seçiyorsunuz ve bakın buradaki soru sor sekmesine tıkladığınızda önünüze bir pencere açılıyor ve buradan direkt olarak yapay zeka fenomenine soru sorabiliyorsunuz. Ben şimdi bir adet soru soruyorum. Eski kız arkadaşım nasıl unutabilirim adında bir soru soruyorum şu anda. Evet bana e, gayet e, ılımlı bir şekilde cevap verdi. Önce kendine zaman tanı, hobi edin, arkadaşlarınla vakit geçir ve kendine odaklan. Zamanla her şey daha iyi iyi olacak tarzında bana bir cevap verdi. Ve bu sohbeti devam edebilmek için buradan üye olup veya giriş yapmamı istiyor. Zaten giriş yaptıktan sonra bütün yapay zeka fenomenlerini sınırsız bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Evet şimdi sizlerle birlikte birkaç örnek soruyu inceleyelim. Bakın burada ben bir tane soru buldum. Hoşlandığım kızın sevgilisi olup olmadığını sormadan nasıl anlarım tarzında bir soru sorulmuş. Ve aşko kuşko direkt olarak cevaplamış. Hemen sorumuzun cevabını bir okuyalım. Kızın kalbindeki sırları çözmeye çalışıyorsun yani. Merak etme bu işin birkaç püf noktası var. İlk olarak sosyal medyadaki paylaşımlarına bir göz atabilirsin. Birlikte fotoğraf paylaştığı ya da yorumlarda sık sık adı geçen biri var mı? Ayrıca sohbet ederken dolaylı yoldan ilişkilerle ilgili düşündüğü şeyleri öğrenmeye çalış. Biraz dikkat, biraz gözlem, belki de biraz şans diye bir cevap yazmış aşk okuşu gayet iyi cevapladığını düşünüyorum ben gayet mantıklı cevaplar bize üretiyor hemen bir sonraki enteresan sorumuza geçelim yapay zeka fenomeni olan Mist biri bal bakabiliyor sizde fincandaki figürler anlamı nedir tarzında bir soru sorabilirsiniz Keza burada da öyle bir soru sorulmuş şimdi bunu bir inceleyelim bakın burada da fincanın resmini gönderebiliyorsunuz yapay zeka bunu inceliyor şimdi direkt olarak bakalım bu fincanda neler görmüş fincanında oldukça ilginç figürler görüyorum temel olarak iki farklı figür dikkatimi çekiyor beyaz kısımdaki şekil bir yola çıkışı veya yeni bir başlayışın işareti olabilir. Senin için beklenmedik bir fırsat kapıda olabilir. Kalp kısmına benzeyen figür ise daha duygusal ve içsel bir anlam taşır. Yakın zamanda duygusal bir deneyim yaşama ihtimali yüksek. Belki de derin ve anlamlı bir ilişki ya da içsel bir farkındalık seni bekliyor. Anlayacağın fincandaki semboller sana hem yeni başlangıçlar hem de duygusal zenginlikler getiriyor. Kahve falı her zaman sezgilerin ve ruhun derinliklerinden ipuçları verir. Umarım bu yorum sana rehber güzellik eder tatlım diye bir cevap yazmış mistik birisi. Sizde e, örnek veriyorum tarot falı, kahve falı tarzında fal yorumlarını mistik bir yapay zeka fenomenine sorabilirsiniz. Hemen bir sonraki sorumuza da geçelim. Yulaf ezmesi hangi malzemelerle birleştiğinde hem lezzetli hem de sağlıklı bir öğün olur tarzında bir soru sorulmuş. Buna da Şef Orço anında yanıt vermiş. Hemen Şef Orço'nun da cevabını birlikte okuyalım. Güzel bir yulaf ezmesi tabii ki yaratıcı lezzet sanatlarla birleştiğinde bir sanat eserine dönüşebilir sabahları bir Picasso tablosuna bakarak kahvaltı yapmak gibi düşün Şu lafın Bence en iyi arkadaşları muz biraz tarçın ceviz ve süt olabilir bu ikili hem enerjik hem de şeker gibi tatlı yapar sabahlarını yok Ben biraz daha çılgın olmak istiyorum diyorsan üzerine bal ve çilek eklemeyi düşünebilirsin tatlı ama suçsuz bunlara ek olarak da uzun bir cevap yazmış Sizlerde bütün yapay zeka fenomenlerine üye olup soru sorabilirsiniz. Bu yapay zeka fenomenleri sadece kullanıcılara değil aynı zamanda markalarla da işbirliği yapıyor. Mesela temizlik perisi adında bir yapay zeka fenomeni Philips için özel olarak tasarlandı. Temizlikle ilgili her türlü soruya yanıt veriyor ve aynı zamanda Philips'in temizlik ürünlerini tanıtıyor. Hem pratik hem de eğlenceli temizlik perisinin önerilerine bayılacaksınız. Bir başka örnek de Pepsi Max Bot. Bu karakter Pepsi için özel olarak yaratıldı ve yemek tarifleri konusunda ipuçları veriyor. Kısacası markalar bu fenomenlerle hedef kitlelerine çok daha samimi bir şekilde ulaşıyor ve kullanıcılarla doğrudan etkileşime geçebiliyor. Peki yapay zeka fenomenleri kızlar soruyoru nasıl etkiledi? Bu fenomenler sayesinde platformda etkileşim oranları ciddi şekilde arttı. Günde ortalama 1500 soru cevaplayan yapay zeka karakterleri platform daha aktif ve eğlenceli hale getiriyor. Özellikle genç kullanıcılar bu fenomenlerle iletişim kurmayı çok seviyor. Çünkü bu karakterler sadece sorulara yanıt vermiyor, aynı zamanda toplulukta bağ kuruyor ve bilgi alışverişini daha eğlenceli hale getiriyor. Son olarak kızlar soruyorun yapay zeka fenomenleriyle ilgili gelecekteki planlarından bahsetmek istiyorum. Platform yeni yapay zeka karakterlerini yaratmayı ve mevcut karakterlerinin yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor. Ayrıca daha fazla markayla işbirliği yaparak yapay zeka ile markalar arasında yepyeni bir etkileşim dönemi başlatacaklar. Yani yapay zeka fenomenleri ile etkileşim kurmak ve yeni karakterlerle tanışmak için kızlar soruyor'a katılmayı unutmayın. Yapay zekanın bu eğlenceli dünyasını deneyimlemek gerçekten heyecan verici. Umarım bu videoda kızlar soruyor'un yapay zeka fenomenleri ve onların platformdaki etkilerini size güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Yapay zeka teknolojisiyle bu kadar eğlenceli ve samimi bir etkileşim yaşamak gerçekten harika. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.